Merhaba değerli dostlarım. Sınav kazandırma garantili eğitim videoları çekiyorum. Bu videoları izliyorsun ve sonrasında sınav kazanıyorsun. Olayım bu kadar basit. Bu videoları izliyorsun ve sonrasında sınavı kazanıyorsun. Ülkemizde kanayan bir yara, devamlı bir sınavlara hazırlanıyoruz arkadaşlar. Devamlı sınavlara hazırlanıyoruz ve tabii burada öncelikli olan şey şu, kendini tanıman lazım, kendini bileceksin, kendi yapını, beyin nasıl çalışıyor, beynin nasıl çalıştığını bileceksin ki beyine nasıl bilgiler giriyor, bunları bilmemiz lazım. Tabii çok ciddi bir psikolojik baskı altındayız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, başarısızlığın %83 sebebi korkudur. Başarısızlığın %83 sebebi korkudur. Korkan bir insan nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle bir insan korktuğu zaman ya da heyecanlandığı zaman beyindeki damarlar kendisini sıkıyor. Kendisini sıkınca kan dolaşımı olmuyor. Kan dolaşımı olmadığı zaman da bilgiye ulaşamıyorsun. Ve dolayısıyla sınavdasın, soruyu okuyorsun, sonra bir daha okuma ihtiyacı hissediyorsun. Sonra tekrar okuyorsun, bir daha okuma ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü kan dolaşımı olmayınca sendeki veriye ulaşamıyorsun, hafızandaki bilgiye ulaşamıyorsun. Bir diyorsun ki Allah'ım ben aptal mıyım ya? Niye okuyorum, okuyorum, anlayamıyorum. Burada arkadaşlar bu eğitim videolarında pek çok şeye gireceğim. Yani verimli ders nasıl çalışılır? Gün verimli nasıl kullanılır? Deneme nasıl çözülür? Hafıza nasıl kuvvetlenir? Zeka nasıl açılır? Ve sınava girerken nasıl bir psikolojiye girilmesi gerekir? Pek çok konuya gireceğim. Arkadaşlar bizim hayatımız şundan ibaret. Biz sorduğumuz sorulara cevap veriyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap vererek yaşıyoruz. Ya mesela diyoruz ki bugün ne giysem, akşam ne yapsam, ne yemek yapsak, arkadaşlar nereye takılsak? Hep sorular soruyoruz ve sorduğumuz sorulara hep cevaplar geliyor. Sınavlara hazırlanan bir öğrenci de ne diyor? Sınavı kaybedersem ne olacak? Kaybedersem ne olacak? Kaybedersem ne olacak dediğimiz zaman, şimdi soruyu sordun, sınavı kaybedersem ne olacak? Bilinçaltına bu soru gitti. Kaybedersem ne olacak diye sordum, bilinçaltına soru gitti. Cevap nasıl gelecek? Kaybedersen ne olacağı nasıl anlayacaksın? Sınavı kaybedeceksin ve sonra ne olacağını görmüş olacaksın. Dolayısıyla güzel dostlarım, sınavı kaybedersem ne olacak dediğimiz zaman mekanizma, sistem sınavı kaybetmeye hazırlıyor kendisini. Ve sen sınavı kazanacak potansiyeli sahip olsan dahi sınavı kaybedersem ne olacak diye sorduğumuz için sınavı kaybediyoruz ve ne olacağını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle sorarsak nasıl olur? Sınavı kazanırsam ne olur? Sınavı kazanırsam ne olacak? Kazanırsam ne yaparım? Bu soruyu sorduğumuz zaman bunun cevabını kim biliyor? Bunu bilmiyoruz ki daha. Ne zaman bilmiş olacağız? Sınavı kazandığımız zaman bilmiş olacağız. Sınavı kazanırsam ne olacak diye sorduğumuz zaman kendi kendimize, sonra ne yapıyoruz? Sınavı kazanıyoruz ve ne olacağını görmüş oluyoruz. Çünkü sınavı kazanmadan bilemiyoruz sınavı kazandığımızda ne olacağını. Dolayısıyla arkadaşlar birinci şifre şu. Sınavı kazanmak istiyorsan devamlı şu soruyu sorman lazım. Sınavı kazanırsam ne olacak? Hayat akılla yaşamıyoruz arkadaşlar. Hayatı duygularla, hayatı bilinçaltıyla yaşıyoruz. Ve bilinçaltı bilinçli tarafımızdan binlerce, milyonlarca kat daha güçlü. Dolayısıyla sen soru sorduğun zaman bilinçaltına soruyu soruyorsun ve cevabı oradan alman lazım. Sınavı kazanırsam ne olacak? Dolayısıyla sistem de, mekanizma da seni sınavı kazanmaya doğru hazırlamış olacak. Bu çok, nasıl diyeyim, gizemli, şifreli, mucizevi bir soru. Sınavı kazanırsam ne olacak? Ya da şöyle de sorabilirsin. Sınavı nasıl kazanırım? Soruyu sor ve bırak. Yani cevap aramaya çalışma. Sınavı nasıl kazanırım diye sordun, cevap vermene gerek yok. O alttan gelir. Sınavı kazanırsam ne olacak? Veya sınavı nasıl kazanırım? Bu soruları sorduğun zaman güzel dostum, alttan cevap da kendiliğinden gelmeye başlayacak. Senden istediğim şey şu. Lütfen sınavı kaybedersem ne olacak diye sorma. Sınavı kaybedersem anneme ben ne derim? Sınavı kaybedersem aileme ne derim? Babama ne derim diye sorma. Sınavı kazanırsam ne olacak veya sınavı nasıl kazanırım diye soru soruyoruz. Sadece soru soruyorsun. Ve içindeki o güçlü hazine sınavı nasıl kazanacağının yollarını gösterecek. Virgül, sınavı kazandığında neler olacağının yollarını gösterecek. Bunun için de sana sınavı kazandırmak zorunda. Çok mükemmel bir şifre, mükemmel bir sistem. Sınavı kazanırsam ne olacak? Hep ne dedik arkadaşlar? Kaybedersem ne olacak? Ya yakalanırsam ne olacak? Dedik, yakalandık. Değil mi? Babamızdan, annemizden gizli bir iş yaptık. Ya yakalanırsam ne olacak dedik. Yakalandık. Ne sorarsan hayat sana onun cevabını verir.
Bir ara bundan önceki videolarda anlatmışımdır. Nasıl konuşacağım? Nasıl konuşacağım diye sorduğum için şu an güzel konuşabiliyorum. Ben niye konuşamıyorum? Nasıl konuşacağım? Ve güzel dostlarım, şu anda bize düşen şey de sınavı kazanırsam ne olacak sorusunu sormak veya sınavı nasıl kazanırım? Buradan her şeye ulaşabilirsin. Cennete gitmek istiyorsan, cennete nasıl giderim? Sadece soruyu sor ve bırak. Birisine aşık oldun, kavuşmak istiyorsun. Ona nasıl kavuşurum de. Ona kavuşursam ne olacak de, sor ve bırak. Sadece bilinçaltını bırak. Şifreler kendiliğinden gelecek. Çünkü bilinçaltı çok kuvvetli olduğu için arkadaşlar, çok güçlü olduğu için senin sorduğun soruya cevabı verecek. Bilinçli taraf bu cevabı bilemiyor olabilir. Ama bilinçaltın bu cevabı çok iyi biliyor. Ve bizim en büyük sıkıntımız ne arkadaşlar? Bakın bir daha söyleyeyim. Başarısızlığın %83 sebebi korkudur. En çok neden korkuyoruz? Ailemizden, çevremizden, sosyal baskıdan. Burada anne babalara da söylüyorum. Eğer çocuğu korku içerisinde bırakıyorsan, baskı içerisinde bırakıyorsan bil ki o çocuğu aptallaştırıyorsun. Gerizekalı hale getiriyorsun. Bir insan ne kadar özgürse, ne kadar rahatsa o kadar başarılı olur. Lütfen çocuklarını özgür ve rahat bırakın. Disiplin ne demek biliyor musunuz? Çocuğunuzu disiplinize almak istiyoruz ya ve kendi kendine disiplinize etmek istiyoruz ya. Disiplin ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey mantığına uyar, aklına uyar ve aynı zamanda kalbine uyarsa orada disiplin başlar. Hem seveceksin o işi, yapmak istediğin işi, hem de mantıklı gelecek, o zaman disiplin başlar. Öğrencinin disiplinli olması için diyoruz ki neden sınavı kazanacaksın? Öğrencimiz kendi kendisine sorabilir. Neden sınavı kazanacağım? Ben sınavı neden kazanmalıyım? O diyecek ki işte özgür olmak için. Veya işte kendi paramı kendim kazanmak için, araba almak için, ev almak için, işte dünya turu yapmak için. Başka ne için kazanacaksın? Sınavı kazanırsa ne olur? Öncelikle güzel dostlarım, sınavı kazanman, neden kazanman gerekiyor? Bunun sebeplerini çıkartman lazım. Ben neye hazırlanıyorum? Neden kazanmalıyım? Neden kazanılırları ortaya çıkartıyorsun? Sonra da nedenlerini yazıyorsun yani. Üniversite sınavı ya da başka bir sınavı kazanma, neden kazanma, bunun sebeplerini yazıyorsun. Neden kazanmalıyım? Çünkü özgür olacağım. Neden kazanmalıyım? Çünkü insanlar saygı duyacak. Neden kazanmalıyım? Çünkü ekonomik bağımsızlığıma ulaşacağım. Her neyse senin nedenlerin, sebeplerin, bunları yazıyorsun. Virgül, sonuçunu da soruyorsun. Sınav kaybedersem ne olacak? Şimdi güzel dostlarım, hani koçluk yapıyoruz ya biz, öğrenci koçluğu yapıyoruz ve bana göre bir öğrenci, tabi bunu biraz sonra da günü verimli kullanmada anlatacağım, günü verimli kullanmada ayrıntısına da gireceğim. Bir öğrenci akşam vaktini ders çalışma ayırıyorsa istediği her yere kazanabilir. Orası biraz sonra ayrıca gireceğim. Ve bu da diyelim ki yani gündüz ya okuldayız ya dershaneyiz, değil mi? Gündüz devamlı bir mesaimiz var. Yalnız akşam bize kalıyor hazırlıklar için. Akşam bize kaldığı için de şöyle diyorum ben öğrencilere. Sınavı kaybedersen ne olur? İşte sınavı kaybedersem işte ailemin bana saygısı azalır. Ailemin bana güveni azalır. Ailemin bana sevgisi azalır. Başka ne olur? Başka işte ne bileyim, ekonomik bağımsızlığım olmaz. Hayallerime ulaşamam. Başka ne olur? İşte ne bileyim, askere giderim. Veya işte kızsa evlendirirler beni. Başka ne olur? Böyle iğrenç bir şey anlatıyor. Yani sınavı kaybedersem ne kadar kötü olacağını iğrenç bir şekilde anlatıyor. Peki diyorum, sonra sınavı kazanırsam ne olur? Sınavı kazanırsam işte kendi ekonomik bağımsızlığımı kazanırım. Başka istediğim kişiyle evlenirim. Başka ne olur? İşte ne bileyim, evimi, arabamı, atımı, her şeyimi alabilirim. Başka ne olur? Dünya turu yaparım. Başka ne olur? İşte kitaplar yazarım. Sınavı kazanırsa da efsane bir hayat anlatıyor. Ben de diyorum ki sınav kaybetmekle kazanmak arasındaki fark sadece akşamları 2 saat vermek mi? Ve burada bir duruyor. Evet, akşamları 2 saat vereceğim. Ya böyle kaybettiğim iğrenç bir hayatım olacak ya da kazandığım mükemmel bir hayatım olacak. İki şeyi biriktiremezsiniz arkadaşlar. Bir, zaman. İki, enerji. Bunları biriktiremezsiniz. Dolayısıyla vakit varken kullanman lazım. Yani sen bugün akşam ders çalışmadın, bugün çalışmadın, yarına daha çok çalışacağım diyemezsin. Çünkü yarına yine 24 saat var. Zamanı biriktiremiyorsun. Enerjini de biriktiremiyorsun. Bugün çalışmadım ama yarına çok fazla enerjim olacak diyemiyorsun. Hayata karşı güçlü durursan
hayat çok kolay geçer. Hayata karşı güçlü durursan hayat çok kolay geçer. Ben olayı birazcık da basitleştireyim arkadaşlar size isterseniz. Şu anda bu videodan öğrenmenizi istediğim şey şu. Neyi istiyorsan bu hayatta onun sorusunu sor. Sevdiğim kişiye nasıl kavuşurum? Cennete nasıl giderim? Sınavı nasıl kazanırım? Çok paraya nasıl sahip olurum? Kariyer sahibi nasıl olurum? Bir, ne istiyorsan onun sorusunu sorman çok önemli bir şifre. İkinci şifre, hayata karşı güçlü durman ve özgür olman, korkusuz olman. Ve ben biliyorum ki sınavı kazanmayı öğrenci kadar hiç kimse çok istemiyor. Anne babalar zannediyor ki çocuklar sınavı kazanmayı istemiyor da sanki kendileri istiyormuş gibi. Halbuki biliyorum ki en çok sınavı kazanmayı öğrencinin kendisi istiyor. Ama bir şeye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Güvene ihtiyacımız var. Ailemizin her koşulda bizi destekleyeceği güvene ihtiyacımız var. Lütfen anne babalar çocuklarınıza güven verin. Ve lütfen öğrenciler, sınav kazanmak istiyorsan cesur ol. Başarısızlığın bir yolu var, korku. Biz matematik çalışacak ki açıyor. Ay ne o polinomlar, ben bunu zaten bilmiyorum. Sanki o ders bizi dövecekmiş gibi dersten korkuyoruz. Sonra denemeye gireceğiz, denemeden korkuyoruz. Eve giriyoruz, ailemizden korkuyoruz. Okula gidiyoruz, öğretmenimizden korkuyoruz. Korku bizi başarısız yapıyor. Başarıyla başarısızlık arasındaki fark, cesaretle korku arasındaki fark. Cesursan başarılısın. Olduğun ana karşı güçlü durursan hayat çok kolay geçer. Olduğu ana karşı kim güçlü durmaz? Kendisini değersiz hissedenler. Değersiz bir insan, değersiz bir insan için emek vermezsin ki. Niye emek veresin ki değersiz bir insan için? Yani düşünsene, evine bir misafir gelecek. Değerliyse hazırlık yaparsın. Değersizse onun için zahmete girmezsin. Eğer değerli bir insansan ne yapacaksın güzel dostum? Değerli bir insansan sen, senin için akşam oturup 2 saat ders çalışacaksın. Ama kendini değersiz hissediyorsan, değersiz bir insan 2 saat ders çalışmaya gerek yok ki. Kendine şunu ispat et. Ben değerliyim ve değerli insan için saatlerimi veririm. Şimdilik hoş kalın güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.